Herkese merhaba. Bugün sizlere gebelikte folik asitin öneminden bahsedeceğim. Aslında bu bizim sizlerle daha önce konuştuğumuz bir konuydu. Tekrardan bu konuyu seçme nedenim, birincisi bu konuyla ilgili güncel makaleler yayınlanmış olması. İkincisi ve bence daha önemli olanı ise hala gereksiz yere yüksek doz kullanan ve bebek için potansiyel birçok risk oluşturan anne adayıyla tanışmış olmamız. Şimdi folik asidin önemi bir cümleyle bahsedecek olursak, doğru zamanda ve doğru dozda kullanılan folik asit bebeğimizin omuriliğinin sağlıklı kapanmasını sağlıyor. Ama şöyle bir söz var, ilaçla zehiri ayırt eden en önemli şey dozudur. Bunun belli bir dozun üzerinde kullanılması artık bebeğe faydadan daha çok zarara neden olabiliyor. Şimdi burada anlatmak istediğim konu şu, normalde standart doz 0,4 mg olması lazım. Ama birçok hastamız bize geliyor çünkü biz hastalarımız genellikle gebe olduğunda tanışıyoruz. Gebelik öncesi hani bizlere ulaşma imkanı olmadığı için bazen sağlık ocağında bazen eczaneden kendi istekleriyle aldıkları 5 mg dozda geliyorlar. Biz 0,4 öneriyoruz, onlar 5, yani normalde kullanılması gereken dozun 12,5 katını kullanmış olarak geliyorlar ve genellikle bu olayda en önemli olan şey adet gecikmeden öncesi. Yani bebeğin oluştuğu ilk günlerdeki folik asit dozu kullanımı çok önemli olduğu için bir sonrasında bunu düzeltsek bile bazı potansiyel zararların önüne geçemeyebiliyoruz. Şimdi bizim burada bahsettiğim benim folik asit Folbiol. Folbiol 5 mg'lık bir doz içeriyor. Gerçekten de doğru hastalarda kullanıldığında faydaları da olan bir folik asit miktarı. Ancak burada yanlış olan bunu standarttaki her hastanın kullanması. Çünkü bu yüksek bir doz içerdiği için dediğim gibi riskleri beraberinde getiriyor. Peki İlk olarak bu riskler nedir? Bundan bahsedeceğim. İkinci olarak da hangi hastalar bu durumda istisna ve bu dozu kullanması onların lehine olacaktır? Ondan bahsedeceğim. Şimdi birincisi şu. Bir hastanın standart bir anne adayının 0,4 yerine 5 mg 12,5 kat yüksek folbiolü kullanması bu hastaların sırtında açıklık olma ihtimalini daha fazla azaltmıyor. Yani ekstra bir fayda sağlamıyor. Peki ne zararları var? Birincisi, ikiz gebelik riskini artırdığına dair çalışmalar var. Bu kötü bir şey mi? Evet, çünkü ikiz gebelikler tekil bir gebeliğe göre daha risklidir ve erken doğum yönünden daha risklilerdir. İkincisi, uzun dönem kullanımda anne de meme kanseri riskini artırıyor. Bu da ikinci olumsuzluğuyla ilgili yapılan çalışmalar. Üçüncüsü, folik asitin görevi normalde DNA'da metilasyon sağlamak. Yani DNA'da görevli bir enzimdir. Bebekte bunlara bağlı astım riskini, yani alerjik bir hastalık riskini ve atopik dermatit riskini artırdığı düşünülüyor. Dördüncüsü, 1680 anne üzerinde yapılan önemli bir çalışma var. Bu çalışmada folik asit yüksek dozda standart doz kullanan 1682 annenin çocuklarına 4-5 yaşındayken bir test yapıyorlar. Hani zihinsel gelişimi nasıl diye. Yapılan testte yüksek doz folik asit kullananlarda zihinsel gelişimle hafıza ile ilgili testlerin daha düşük çıktığı gösterilmiş. Ondan dolayı gerekli olmadıkça bu dozun rutin kullanımı doğru değil. Peki kimler istisna? Hani bu dozda kullanımdan fayda görecek hastalar var mı? Tabii ki de var. Birincisi, bir önceki gebeliğinde bebeğinizin sırtında açıklık olduysa, yani ilkinde böyle bir olay yaşadıysanız, ikinci de gebelikten 3 ay önce muhakkak başlamanız ve gebeliğin 12. haftasına kadar 4 mg'lık yüksek dozda kullanmanız gerekir. 12. haftadan sonra yine standart doza geçilmesi gerekir. 1. 2. Ailenizde sırtında açıklık olan bebek doğum hikayesi varsa, birinci ya da ikinci derece yakınlarınızda ya da sizde böyle bir hikaye varsa, yani böyle bir hastalık varsa yine yüksek doz kullanımı makul olabilir. 3. Şeker hastası olan bir anne, yani diyabetik bir anne gebe kaldıysa, yalnız burada gebelik şekerinden bahsetmiyorum. Gebelik öncesi şekeri olan bir annenin gebe kaldığında onun da sırtında bebeğinde açıklık olma riski yüksek olduğu için o hastalarımızda da yüksek doz kullanım öneriliyor. Yalnız bu dozu kullanmaktan daha önemli bir şey varsa bu hastalığa yakalanmamakta, o da annenin şekerinin istenilen referans değerlerinde gitmesi. Başka bir nedense epilepsi hastaları. Hepsi mi? Hayır. Epilepsi hastalarının bazı ilaçlar bu yönden riskli, bazı ilaçlar güvenli. Hangileri riskli? Etken madde olarak da valproik asit ya da karbamazepin etken maddesi içeren bir epilepsi ilacı kullanıyorsanız öncelikle gebelik planladığınızda nöroloji doktorunuza danışın. Hocam ben gebelik planlıyorum, ilacımızı değiştirmemiz mümkün mü? Eğer mümkünse sizin ilacınızı değiştirip daha az riskli bir ilaca zaten meslektaşlarımız geçer. Ancak illaki bu ilacı kullanmanız gereken özel bir durumunuz, bir epilepsi hastalığınız varsa
O zaman yüksek doz folik asit kullanmanız gerekir. Yalnız burada ne dedik? Valproik asit ve karbamazepin etken maddeli ilaçlar. Birçok hasta lamotrijin etken maddeli ilaçlar kullanıyor. Bu ilacı kullanmak herhangi bir risk faktörü oluşturmaz. Normal 0.4 mg herkeste aynı folik asit dozunu kullanmanız yeterli olacaktır. Bir başka yapılan yanlış, hani bizim gebelerimizden gebelik öncesi dönemde. Şimdi biz normalde folik asidi ideali 1 ya da 2 ay önce başlanılmasını öneriyoruz. Yalnız normalde bir kadın ve bir erkek üreme açısından tamamen sağlıklı olsa bile birçok etkenden dolayı bazı ay yumurta oluşmayabilir, bazı ay oluşan yumurtayı tüp yakalayamayabilir, bazen anormal bir sperm yumurtaya denk gelip döllemeyebilir. Sağlıklı kabul edilen gebelik oranı her ay için %20-25 civarı. Yani hemen ilk ayda gebelik olmayabilir. Bazen 7. ayda, bazen 11. ayda olabiliyor. Gebelerimizde yapılan en çok yanlış, mesela 3 ay kullanılıyor. Sonra gebelik oluşmaması durumunda bırakılıyor. Mesela 6. ayda gebelik oluşuyor. Şimdi folik asit depolanan bir vitamin olmadığı için bu sefer ilk 3 ay kullanıp son 3 ayda kullanmadığınızda ilk 3 ay kullandığınızda bir işe yaramıyor. Dolayısıyla lütfen gebelik planlayan herkesin bunu hiçbir şekilde ne zaman gebe kalacağını %100 bilmek ve planlamak mümkün olmadığı için bırakmadan günde bir kullanması gerekir. Şimdi folik asit 0.4 mg rutinde kullanılması gerekir dedik ama folik asitin de artık piyasada 2 tane formu var. Bir folik asit isimli formu var. İkincisi de metafolin isimli bir formu var. Bu ne demek? Normalde biz folik asiti doğal besinlerle de alsak, takviye olarak da alsak, emilirken bağırsakta bu bir enzimle reaksiyona giriyor ve folik asit metafoline dönüşüp emiliyor. Bu enzim %25 hastada eksik çalışabiliyor. Dolayısıyla biz onlardan biriysek kullandığımız standart bir folik asitten fayda göremeyebiliyoruz. Çünkü emilmesi için gereken enzim vücudumuzda yoksa. Eğer biz yeni çıkan bu yeni nesil folik asitleri metafolin üstünde folat yazan folik asitlerden takviye olarak kullanırsak enzim eksikliğimiz bile olsa o enzime ihtiyacımız olmadığı için çok daha iyi emilebiliyor. Dolayısıyla benim artık önerim yeni nesil folik asitler içerisinde metafolin içeren, folat içeren yeni nesil folik asitlerden birini almanız ve bunu gebelikten 1 ya da 2 ay önce başlayıp gebelik boyunca da devam edilmesi. Tamam, folik asit ne dedik? Folik asitin esas görevi bebeğin omuriliğinin kapanmasını sağlamak ama tek faydası bu değil. Bazı potansiyel faydaları da var folik asitin. Birincisi düşük doğum ağırlıklı bebek doğum hikayesini engelliyor. Yani bebeğimizin kilosunun az kalmasına engel olduğuna dair çalışmalar var. Birincisi. İkincisi de bebekte otizm riskini azalttığına dair çalışmalar var. Ekstra faydaları da oluyor. Bazı yapılan çalışmalarda kesin olmamakla beraber folik asitin yarık damak dudak, kalpte delik, bebeğin ekstremite dediğimiz hani elinde ayağında parmakla ilgili bir defekt olmasını, hidrosefal dediğimiz kafasında sıvı birikmiş bir bebek doğmasını engellediğine dair çalışmalar da mevcut. Şimdi burada yalnız şu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bazen hani böyle net sizleri bilgilendirici videolar paylaştığımızda şu tarz hani bana sorular geliyor. Mesela ben bu dozda bir folik asit kullanmıştım. Bebeğimde astım oldu. Bu illaki bundan mıdır? Şimdi bu böyle bir şey demek mümkün değil. Hani birçok hastanın bebeği astım olabilir. Hani illa folik asit kullanmış olmasıyla da yüksek doz kullanmasıyla bağlamak mümkün değil. Ama sonuçta neyden eminiz? Bu özel hasta grubu dışında folik asitin dozunu yükseltmenin bize ekstra bir faydası yok. Ve bu potansiyel zararlarından da dolayı kesinlikle folik asitin özel o hasta grubu dışında hani epilepsi hastası, bir önceki gebeğinde hikayesi olan diyabet hastası gibi anlattıklarımızda önerilen bilimsel dozu geçilmemesi lazım. Ama dediğim gibi bunlar yanlış anlaşılmamaz. Astımlı bir bebeğiniz var ve yüksek doz kullandıysanız bunu illa buna bağlamak mantıklı olmayabilir. Ama bundan sonrası için en azından bu videodan fayda görebilecek hastalarımız için herkesin doğru dozu kullanmasını, öncelikle doktoruna danışmasını öneriyorum. Ama birçok hastanın zaten hekimine başvurmadan önce bir arkadaşının tavsiyesiyle ya da bazen hiç tavsiye bile olmadan standart bir folik asit alıyorum deyip reçetesi satıldığı için eczaneden alıp yanlış doz kullandığı ve bize başvurduğunda bazen iş işten geçmiş olabileceği için bu videoyu sizler için hazırladım. Lütfen hekiminizin önerilerine uyalım. Folik asit nasılsa bir vitamin takviyesidir, dozu olmaz gibi bir yanlış düşünceye kapılmayalım. En doğru bilgi için kendi hekiminize başvurmanızı öneriyorum. Konuyla ilgili soracağınız, aklınıza takılan bir şey olursa alt kısma yorum olarak belirtirseniz konuyla ilgili olanlara cevap vermeye çalışacağım. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.